Bir oyuncudan herkese merhaba. Bugün Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban üzerine konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Kenan Çoban kimdir? Kenan Çoban 1975 Elazığ Palu doğumlu. İlk ve orta öğrenimini orada gerçekleştirmiş. Daha sonra yıllar sonra İstanbul'a gelmiş. Kenan Çoban'ın aslında bir oyunculuk geçmişi yok. Bir oyunculuk eğitimi almamış. İlk olarak Kurtlar Vadisi sesinde görevli olarak çalışmaya başlamış ve Ali Candan'ın Mevlid'inde limonata dağıtan görevli olarak da ilk defa kamera karşısına geçmiş. Daha sonradan da biz onu Abdülhey karakteriyle beraber tanıdık, sevdik. O imajıyla beraber kendini bize bir şekilde tanıttı, sevdirdi Kenan Çoban. Kenan Çoban Kurtlar Vadisi'nin hemen hemen bütün süreçlerinde yer aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da vardı. Kurtlar Vadisi Terör'de vardı. Kurtlar Vadisi'nin kendi başında zaten bir şekilde vardı. Sinema filmlerinin içerisinde yer aldı. Ama iki sinema filminin içerisinde yer aldı. Kurtlar Vadisi Vatan'da yoktu diye hatırlıyorum ama Kurtlar Vadisi Filistin'de ve Kurtlar Vadisi Irak'ta da biz yine Kenan Çoban'ı Abdülhey karakteriyle beraber izledik. Farklı sinema filmlerinin içinde de yer almış. Balkaymak, Alhayba gibi ama ben o filmleri açıkçası izlemedim. Çok da fazla o anlamda bir bilgim yok. İlerleyen süreçlerde belki izlerim diye düşünüyorum. Eğer hoşuma giderse veya atıyorum bir analiz yapabileceğim, değerlendirebileceğim bir çalışma olursa onunla ilgili de farklı analizlerle alakalı bir video paylaşırım. Kurtlar Vadisi Pusu'dan sonra 2014 yılından sonra farklı dizi çalışmalarının içerisinde de bulunmuş Kenan Çoban. 2014 yılında Beyaz Karanfil adlı bir dizinin içerisinde yer almış ama dizi çok fazla uzun sürmemiş. Başrolde olmasına rağmen 6 bölümlük bir çalışmaymış. Ondan sonraki süreçte 2015'ten 2020'ye kadar toplam 160 bölüm boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer almış Kenan Çoban Fahri karakteriyle. O dizide ilk ben açıkçası Kenan Çoban'ı gördüğümde saçlarını kestirmişti. İmajı bir de değişmişti ama yüz ifadesi hala aynıydı. Oradayken birazcık açıkçası garipsemiştim. Kenan Çoban bir oyunculuk geçmişi yok. Daha öncesinden bakacak olursak. Elbette ki bir oyuncu sadece belli bir tipolojinin altına sığmaması gerekiyor ama bana göre hani o tipoloji, o karakter bence Kenan Çoban'ın üzerine çok yakışmıştı. O Abdülhey karakteri. O saçların bence bir süre daha devam etmesi gerektiriyordu diye düşünüyorum. Yani en azından belki belli bir süre kendini farklı çalışmaların içerisinde de Kenan Çoban ispat edene kadar bu şekilde devam etmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Aranan bir karakter mi? Hala bana göre hani bazı çalışmaların içerisinde olabilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda benzer diziler var. Ben Bu Cihana Sığmazam gibi, işte Fox TV'de başlayacak olan Hudutsuz Sevda gibi, mafya dizileri sürekli bizim ülkemizde yayınlanan, sürekli güncellenen, sürekli çıkan diziler. Bu çalışmaların içerisinde yer alacaktır yine diye düşünüyorum ama ben hani Kenan Çoban'ın evet bu oyunculuğun içerisinde belki hani yaşı belli bir sürecin üzerinde olmasına rağmen geliştirmesi için farklı çalışmaların içerisinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen bir oyuncunun kendini kırabilmesi için oluştuğu, onu o yapan kriterlerin de dışına çıkması gerekiyor. O yüz ifadesi mesela Kenan Çoban'da neredeyse hiç değişmiyor. Yani o Abdülhey'deki karakter, Abdülhey'deki o yüz ifadesi her ne kadar saçını vesairesini kesmiş olsa da farklı çalışmaların içerisinde ben yine aynı ifadeyi görüyorum. Bu ifadeyi biraz daha yumuşatacak, birazcık daha normalleştirecek, biraz daha hani farklı bir hale sokabilecek farklı çalışmaların içerisinde Kenan Çoban yer olursa bence çok daha tatlı olur diye düşünüyorum. Onun için de iyi olacaktır diye düşünüyorum ve burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda, bir başka karakterde, bir başka oyuncuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.